benim sevgili miniklerim, pamuk şekerlerim. Şimdi sizinle beraber toplama işleminin terimlerini işleyeceğiz. Ki her rakamın bir ismi var, matematikçesi var. Hadi koyalım madem. Gel bakalım buraya sen. Çocuklar, bunun adı toplanan. Tekrar et. Toplanan. Evet, yazalım. Top. Siz de defterinize yazın çocuklar. La. Nan. Toplanan. Toplanan. Evet, şimdi bunu da çıkaralım. Bir ok çıkarayım şöyle. Çocuklar, yazarsanız daha iyi aklınızda kalır. Hem de daha iyi öğrenirsiniz. Tamam mı? O yüzden yazmanızı istiyorum. Bunun adı da top. Top. La. Nan. Evet. Doğru yazdım çocuklar. İkisinin adı da toplanan. Toplanan, toplanan. Şimdi toplayalım. 5 aklımda. Üzerine kaç sayıyorum? 2 sayıyorum. Hadi sayalım. 5 burada 5. İleriye doğru sayıyoruz toplamada. 5, 6, 7. Neymiş cevabımız? 7. Evet. Peki 7'nin adı ne biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Her elemanın bir adı var. Nedir bunun adı? Nedir? Toplam. Toplam. Top. Lam. Toplam. Çocuklar, bu şekilde rakamları alt alta yazarsam alt alta toplama işlemi yapmış olurum. Bunun adı ne? Toplanan. Bunun adı ne? Toplanan. Bunun adı ne? Toplam. Biraz benimle tekrar edin, aklımızda kalsın. Çünkü bunlar önemli. Toplanan. Toplanan. Toplam. Toplanan. Toplanan. Toplam. Çocuklar, ben size bir hikaye anlatayım. Bu hikayeyle daha da iyi aklınızda kalacak. Anlaştık mı? Peki yaslanın bakalım arkanıza. Yaslanın. Bırakın kalemi, defteri. Peki. Çocuklar, toplama işleminin terimlerini ben bir aileye benzetiyorum. Bir eve benzetiyorum. İki katlı bir ev olsun bu. Tamam mı? İleriki zamanlarda isterseniz katlarını çıkarsınız. Bu şekilde bir çatı yapıyorum kafasına. Ondan sonra buradan yukarıdan aşağıya iki tane çizgi indiriyorum. Ve buna diyorum ki sen bir apartmansın. Apartmanın katları olsun bu da çocuklar. Bu da çatısı olsun. Şimdi bu apartmanın birinci katı, bu da ikinci katı. Birinci katında bu ikisini de toplananları da kardeş diyorum ben. İkisi kardeş. Aileleri bir türlü karar verememişler. İkisinin adını da toplanan koymuşlar. Tamam mı? Toplanan, 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 toplanan. Anne baba biraz kararsız kalmışlar. Öyle diyelim, olur mu? Ondan sonra evimizin dışında hemen bizi bekleyen bir de toplam var. Toplam. Burada ben baba diyorum. Toplanan, toplanan, toplam. Neymiş bunun adı? Toplanan. Bunun adı ne? Toplanan. Bunun adı ne? Baba olsun. Tamam mı? Yani toplam. Çocuklar evde babalarını bekliyorlar. Babaları da kapının önünde bekliyor. Birazdan kapıyı çalıp çocuklarına sürpriz yapacak. Hatta onların evleri için de şuraya minik bir kalp yapabilirim. Evet. Bu isimleri unutmayın, tamam mı? Şimdi çocuklar, bunu da biz yan yana toplama işlemi diyoruz. Yan yana toplama işlemi. Hemen göstereyim bunu da. 5 artı 2 eşittir. Kaç yapar? 5 artı 2. Bulmuştuk değil mi? 7 yapar öğretmenim. Az önce yaptık.
7 yazıyorum. Peki yan yana toplamada da isimlerini yazarsam yine aynı değil mi? Bunun ismi toplanan, bunun ismi toplanan, bunun adı eşittir. Bunun adı da toplam. Yine de yazalım. Yazdıkça daha iyi aklımızda kalır. Tamam mı? Bunun adını şöyle yazayım. Şöyle bir ok çıkardım yukarı doğru. Toplanan. 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 Bunun adı da neydi bunun adı da çocuklar? İkisi kardeşti. Babaları bir türlü karar verememişti. İkisine de aynı ismi koymuştu. Toplanan. Bu şekilde aklınızda kalsın. Tamam mı? Bunun adı da toplanan. Eşittir. Bunun adı neydi? Şöyle bir ok çıkarayım ona da. Bunun adı da toplam. Neymiş? Toplam. Evet. Toplanan, toplanan bir araya geldiler. Toplamı oluşturdular. Toplanan, toplanan, toplam. Bu hikaye aklınızda kalırsa çocuklar bu konuyu daha da iyi öğrenirsiniz. Tamam mı? Bir de çocuklar biz bu işlemleri bu şekilde yazıyoruz ya rakamlarla. Bir de bunun matematikçenin Türkçe söylenişi var. Türkçe cümleye dönüştüreceğiz. Nasıl öğretmenim? Hemen göstereyim bak. 5. Ne diyorum ben burada? 5 diyorum değil mi? 5. Yazalım. 5. Bunun adı artı. Yazıyla yazacağım. Artı. Artı. Sen de yazabilirsin. Sen de yaz hatta. Yazarsan daha iyi olur. Gerçekten daha iyi öğrenirsin. 5 artı neymiş? 2. Şuraya da aralarına virgül koyalım. 5 artı 2. Bunun adı neydi çocuklar? Eşitti. Eşitti. Evet yazalım. Eşittir. 5 artı 2 eşittir. 7. Bu şekilde de çocuklar biz buradaki matematiksel ifadeyi burada bu şekilde matematik cümlesine dönüştürdük. Evet, bu dersime geldiğiniz için ve akıllı uslu bir şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol işlem yaparak işlem becerinizi geliştirebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.